Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Skoda bayisiniz. Kelişler Otomotiv'deyiz. Bugün Karoq inceleyeceğiz. Premium bir araç. Karoq premium paket, bir de Prestige paket var. Biz premium'u inceleyeceğiz. Ama size şunu da söyleyeceğim. Prestige pakette olup premium'da olmayan ne var? Onları videoda anlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Karoq bu arada geçen ay ÖTV muafiyetine giriyordu. Önümüzdeki zamanlarda giriyordu. Fakat bundan sonraki zamanlarda maalesef ÖTV muafiyetine girmeyecek. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, Karoq çekimimize başlıyoruz. Araç premium, bir üst donanımı ise Prestige. İki paketi var. Premium baz donanımı, Prestige dolusu oluyor. Bakalım bu araçta nelerle karşılaşıyoruz, onları söyleyeceğim size. Size direkt farklarını da söyleyeyim. Premium ile Prestige'in ne farkı var? Prestige'de ek olarak ısıtmalı ön koltuklar, geri görüş kamerası, cam tavan, 18 inç jant lastik, elektrikli bagaj, deri koltuklar geliyor. Ve hayalet ekran geliyor. Tekrardan söylüyorum. Hayalet ekran, ısıtmalı ön koltuklar, geri görüş kamerası, cam tavan, 18 inç jant lastik, elektrikli bagaj ve deri koltuklar. Bunlar ek olarak Prestige pakette karşımıza çıkıyor. Bu araçta geri görüş kamerası maalesef yok. Arka park sensörü, ön park sensörü mevcut. Farlarına baktığımız zaman LED farlara sahip gerçekten. Çok güzel farları. Şöyle göstereyim size. Hatta şu tabelayı da göstereyim. 8 inçlik multimedya sistemi, start stop ve fren enerji, geri kazanım sistemi, elektrikli ısıtmalı ve otomatik katlanır yan aynalar, ön far yıkama sistemi, 17 inç jant lastik, dediğimiz gibi Prestige'de 18 inç jant lastik geliyor. Ön bölümünde USB-C bağlantı noktası, elektronik stabilite kontrol sistemi, ön disk frenler, bagajda 12 voltluk bir soket, çift bölgeli klima sistemi, arka sis lambası, arka cam sileci, yokuş kalkış destek sistemi gibi özellikler geliyor. Bakıyorum 8 adet hoparlör var ve 10 adet renkli inç ambiyans aydınlatması var. Fiyatı 411.000 TL liste fiyatı o arkadaşlar. Premium paketin, yani bu paketin kampanyalı fiyatı 365.000 TL. Prestige paketinde kampanyalı fiyatı 400.000 TL. Yani bu aracı alacakların yerinde olsam 35.000 TL'ye cam tavan, geri görüş kamerası, ondan sonra hayalet ekran, 18 inç jant lastikler, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj, deri koltuklar geliyor. Yani 35.000 TL aslında şöyle bakınca bunlar için hiçbir şey. Niye? Yani bir araç şey yaparken sadece cam tavan isteyince 20.000 TL fark oynuyor. Şöyle geldiğimiz zaman 215, 55, 17, 17 inçlik jant lastik burada bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle arkaya doğru gidelim. Alt taraflar plastik. Bunlar çizilmesini önleyecektir aracın. Park halinde yüksek araç olduğu için bu şekilde önlem almışlar. Gayet güzel olmuş. Arka park sensörünü de görebiliyoruz. Şuralarda arka park sensörleri de var. Şöyle geniş açıyla alalım bir de. Arkası da gerçekten çok şık duruyor. Spoiler'ı da gerçekten güzel. Şöyle bir bagajını açalım, bakalım bagajı nasıl. Bagaj açmıyor bu arada, çok iyi gerçekten. Arka kol dayamayı da görebiliyoruz buradan. 521 litre bagaj açmıyor var. Gerçekten çok iyi bir bagaj açmıyor var bu arada. Şu şekilde kapatıyoruz. Paket büyüyünce elektrikli bagaj kapama da gelecek. Dediğim gibi Prestige pakette var. Şöyle açalım burayı da. Buralar sert. Burada şu şekilde güzel bir yapı var. Bu ön konsolda da devam edecektir diye düşünüyorum. Onu öne geçince göreceğiz. Buralar yumuşak. Bu şekilde bir göz var. Hoparlör burada, tiz burada. 8 adet hoparlör yazıyor. Yani 4 hoparlör 4 tizden oluşuyor. Şöyle bakınca burada böyle bir saklama gözü var. Arka yaşam alanı gayet iyi. Burada da klima menfezi var. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Şurada şöyle bir saklama gözü. Arkada da 12 voltluk bir güç soketi var. Koltuklar bu arada kumaş ve gerçekten rahat bir koltuğu var. Kol dayamayı da açalım. Bu şekilde bir kol dayama var. Bunu kapatalım. Buradan da bagaja isterseniz ulaşabilirsiniz. Genel olarak arka yaşam alanı bence gayet iyi. Yukarıdaki aydınlatmalar bu şekilde. Şurada da bir giysi için göz var. Ya arka koltuk çok geniş ya. Gerçekten ya, arka koltuk yaşam alanını beğendim. Şoför koltuğuna doğru geldiğimiz zaman da buralar yumuşak. Buralar yumuşak. Burası sert. Dört cam kontrolünü buradan yapabiliyoruz. Arka cam kilidi. Burası sağ ayna, sol ayna kontrolü burada. Aynalar buhu yapınca, buraya alınca oradaki buhuyu önleyecektir. Dediğim gibi tiz hoparlör yine burada yer alıyor. Şöyle göstereyim.
Bel desteği burası, sırt ayarı burası, yükseklik alçaklık ayarı burası, ileri geri ayarında şuradan yapabiliyoruz. Şöyle bir saklama gözü var burada. Şöyle geldiğimiz zaman da far yapılarını buradan ayarlıyoruz. Hiç bak bakmadan diyeceğim şurası açılıyor. İzleyin. Çünkü bindiğim bütün araçlarda Skoda'da şurası bu şekilde açılıyor ve kadife doku yapmışlar. Yani gizli eşyalarınızı falan buraya saklayabilirsiniz, koyabilirsiniz. Burası yumuşak. Şunu ben R-Line Tiguan'da da görmüşüm. Yani bu özellik Tiguan'da da var. Şöyle kapatalım. Burada hız sabitleme özelliğimiz de var. Onu da göstereyim size. Hız sabitlemeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Direksiyon benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten direksiyon çok şık. Direksiyon üzerinden ses kısıp arttırma olsun, birçok işlem olsun, onları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Silecekleri buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Bakalım sistemi nasıl. Radyoda olmasına rağmen çok güzel ses geliyor. Bunu Bluetooth aldığınız zaman çok 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 daha iyi bir ses sistemiyle karşılaşacaksınız. Buralar dediğim gibi yumuşak. Aşağı doğru indiğimiz zaman navigasyon özelliği de var. Ama bu hizmet dışı diyecek. Muhtemelen araç satıldıktan sonra bunu aktif hale getiriyorlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman klima yapıları bu şekilde. Çift taraflı klima bu araçta mevcut. Yani buraya 30 dereceyi, buraya da 15 dereceyi ayarlayabilirsiniz. Nereye vuracağını buradan ayarlıyorsunuz. Dediğim gibi sıcaklık soğuğu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra start stop özelliğimiz var. Parkları buradan kontrol ediyoruz. Dörtlüler buradan yanıyor. Merkezi kilit sistemimiz burada. Burası bu şekilde. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman bunu buraya kilitledim. Burada böyle bir göz var. Gerçekten büyük bir göz. Sigaralık çakmaklık var. 2 adet USB-C girişi var. Şunu tekrardan buraya alalım. Vites topuzu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir vites topuzu var. Aşağı doğru indiğimiz zaman Auto Hold özelliğimiz var. Yani bunu açtığımız zaman, devreye getirdiğimiz zaman ne işe yarıyor? Mesela ben D'de gidiyorum. Kırmızı ışıkta durdum. Bu aktif halde. Ayağımı frende tutmak zorunda değilim 1-2 dakika boyunca. Ayağımı frenden çektiğim an araç hiçbir türlü gitmez. Sabit bir şekilde durur. Bunu kapatmayın. Bu ESC kayışı engeller. Kapatırsınız aracınız virajlarda çok kayabilir, savurabilir. O yüzden bu açık olsun. Yani aktif hale getirin bunu. Ondan sonra el freni bu şekilde şuraya doğru gelelim. İki tane içecek için gözümüz var. Buraya da kol dayama gözü diyebiliriz. Gerçekten güzel. Tabii kol dayamayı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Şöyle. Burada soğutma özelliğimiz de var. Yani torpidoya içecek koyduğumuz zaman yaz ayında buz gibi içecekle seyahat edebileceğiz. Yukarıdaki aydınlatmaları buradan kontrol edebiliyoruz. Şöyle burada da beyaz bir ışık var. Evet, içeride anlatmadığım bir şey yok sanırım. Direksiyon yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarını buradan yapabiliyoruz. Hız sabitleme özelliği var. Gayet bence güzel bir araç. Rakip olarak buna Tiguan örnek verebiliriz. Tiguan Life paket örnek verebiliriz. Sizce Tiguan Life paket mi yoksa Karoq Premium mu? Yorumları bekliyorum size. Video bu şekilde, yavaş yavaş bitişe doğru geçelim. Bu arada bitişe geçmeden şunu söylemek istiyorum. Koltuklar kumaş ve bence gayet rahat bir koltuk yapısı var. Evet, aracın yavaş yavaş bitirişine de gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Araç bu şekildeydi. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Instagram'dan da her gün reels atıyoruz. Gerçekten hızlı bir şekilde biliyoruz Instagram'dan da. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.